Laravel 6 ve 6'dan sonra artık gelen projelerde Authenticate kurulumu nasıl yapılıyor ona bakacağız. Önceden şöyle bir şey yapılıyordu. PHP artisan make auth diyorduk. Bu şekilde kurulum yapabiliyorduk ancak şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle Laravel'in UI paketini kurmamız gerekiyor. Ben bunu kendi sitemde de paylaştım. Bu şekilde kuruyoruz. Evet, bu işlem internet hızına göre falan değişiklik sağlayabiliyor. O yüzden biraz beklememiz gerekiyor. Evet, kurulumumuz tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var. Artık PHP Artisan Make Auth yerine PHP Artisan UI View dememiz gerekiyor ve sonunda da Auth parametresini göndermemiz gerekiyor. Tamam, şu anda aslında bizim şöyle şunu da kapatayım. Nerede? Şurada. Root web'in içerisine bakın. Out root şeklinde dosyamız geldi. Şimdi ben burada bunu çalıştırdığım zaman şuraya gelip login dediğim zaman bakın login sayfası geliyor. Ancak tasarımda biraz sıkıntılar var. Bunu da kullanmak için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. npm install npm run watch dememiz gerekiyor. Tasarımın bize düzgün bir şekilde gelmesini istiyorsak eğer. Burada tamam bunlar çalıştı. Bakın artık tasarımımız geldi. Şimdi Türkçe bir proje yapıyoruz. Ama ve lakin baktığımız zaman burada login yazıyor. Veyahut da şuraya geldiğim zaman register yazdığım zaman register sayfası geliyor. Ben burayı giriş veya kayıt ol şeklinde light değil kayıt ol şeklinde değiştirmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar şimdi bunu değiştirmek için eğer Laravel'in 5 versiyonu yani 5.5.5.8 gibi versiyonlarını kullanıyorsanız şuradan yapıyoruz. src illuminate routing ve burada router.php içerisinde CTRL-F, Command-F işte hangi bilgisayarı kullanıyorsanız buraya out veya login şöyle login şeklinde yapıp ararsanız burada çıkacaktır. Ancak biz Laravel 6 ve 7 kullandığımız için artık burayla işimiz yok. UI kısmında işimiz var. UI'nin içerisindeki SRC'nin içerisinde şöyle out SRC'nin içerisinde out root methods.php var. Bakın artık bizim işlemlerimiz burada. Şimdi şunu tekrar açayım ben. PHP Artisan Serve diyeyim. Şu şekilde çalıştırdığım zaman bakın bana bir 404 hatası düşüyor. Şimdi register kısmına geleyim. Şöyle kayıt ol ekleyeyim. Şuraya da kayıt ol ekleyeyim. Yalnız burada şu metotları değiştirmiyoruz. Çalıştırıyorum. Bakın artık kayıt ol kısmı geldi. Buraya gelip register yaparsam bana herhangi bir şey göstermiyor. 404'e düşüyor. Login içinde burayı ve postu da yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ama biz önemli olan şuradaki isimlerden bahsediyoruz. Burada giriş şeklinde yazdığını gördük. Şimdi bunu bu şekilde yapabildiğimiz gibi şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın şuraya web kısmına geleyim. Burada nasıl oluşturmuş? Out'un içerisinde show login form'a bir istek yollamış. Ben buraya gelip şimdi şunu kapatayım. Diyeceğim ki root get işte giriş yap şu şekilde yazdım. İçerisine nereden bağlanacağını yani controller'ımı belirttim. Ve buraya da gelip name login diyeyim. Şimdi giriş deyince zaten çalışmıyor. Buraya gelip giriş yap dersem bakın artık benim sayfam buraya geldi. Ama önemli olan husus şu. Login dediğim zaman bakın bir hata alacağım. Çünkü ben burada bunu kapattım. Yine aynı şekilde şurayı da alıp şöyle ya da şöyle yapalım biz. Giriş yapa bir post isteği belirtip şuraya da login formunu gönderebilirim. Bunun name'ini belirtmemişiz. Karışmasın. Şu şekilde bakın şu anda
sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi dediğim gibi Laravel projelerimizde biz Authenticate'de register ve login kısımlarını bu şekilde değiştirebiliyoruz. Çoklu dil yapısı kullanıyorsak yine burada bunları değiştirebiliyoruz. Buradan yapabilirsiniz. Ama eğer ki 5.5 veya 5.8 sürümünü kullanıyorsanız dediğim gibi yine şu mantık çalışacaktır. Ama dosya içerisinden değiştirmek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Buradan şöyle göstereyim. Laravel Framework SRC. Buradan Routing ve burada router.php'den düzenlemeniz gerekiyor. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.